değerli Fuar TV izleyicileri, sektörlere mercek altına almaya devam ediyoruz. Şu an sizlere Fiat İstanbul 2019 ambalaj fuarından seslenmekteyiz. Minpak firmasının konu olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Arif Uysal bulunmakta. Bakalım sunmuş oldukları hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Arif Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Evet, sağ olun. Arif Bey, Minpak olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet, hizmet kalitesi bunlardan bahsedeceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Arif Uysal kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Arif Uysal, elektronik mühendisi. Sektörde 20 seneyi buldu şey olarak. Evet. Bunun 13 senesi sadece paketleme kısmında. Firmamızı kurarken tamamen mühendislik grubuyla kuruldu. Müşteri portföyü tamamen gıda üzerine. Bu sıvı dolum müşterisi var. Su, zeytin, peynir, yoğurt, ayran gibi içecekler üzerine. Üretimimizin %90'ı yurt dışına pazarlıyoruz. Evet. Yurdumuza döviz olarak bir sürü getirimiz var. Aşağı yukarı 10 kişilik bir grupla bütün bu işlemimizi yapıyoruz. Evet. 20 yıldır bu sektörün içerisindesiniz. Doğru. Peki Minpak kaç yılında kuruldu? 2013 senesinde kuruldu. Ondan önce de 2008 senesinde şahıs olarak başlamıştık. Evet. Ondan önce de konvert açma sistemleri üzerinde ailemin firması vardı. Onlarla devam ediyor. Evet. İstanbul merkezli İstanbul bir firmasınız. 2013 yılından itibaren de Minpak firmasında firma sahibi olarak ve aynı zamanda elektronik mühendisi olarak da hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Peki efendim, Minpak firması olarak yapmış olduğunuz hizmetler, ürün gamı hakkında biraz daha detaylı bilgi alabilir miyiz sizden? Evinize herhangi bir gıda ürünü aldığınızda bu ürünün bitmiş halini alıyorsunuz ama size gelmesi için olan kolilemesi, paketleyi gruplaması, bunların bütün hepsini yapan makinelere üretiyorum ben. Evet. Yani bitmiş bir su şişesi 12 kilo olarak size gelirken benim makinemden geçiyor. Evet. Bitmiş bir zeytin aynı şekilde. Hı-hı. Bir ayran tavalar içinde yine aynı şekilde benim makinemden gelip de geliyor size. Türkiye'nin gıda sektöründe ilk 5 firmasının aşağı yukarı 3'ünde her birinde makinem var. Makinelerimiz farklı farklı sektörde. Evet, ağırlıklı olarak tabii ki sıvı gıda ve katı gıda sektöründe. Doğru. Yani hem sıvı hem katı olarak paketleme ambalaj yapan makinelerin üretimini gerçekleştiriyorsunuz. Peki efendim, bu hizmeti sağlarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? Önce bu milli bir değer. Bir ürünü yerli olarak yapabiliyorsak yurt dışına gitmesine gerek yok. Yerli olarak yapabildiğimiz bir ürün ise en iyi yapabildiğimiz şekilde. Müşterinin isteği, hedefi ve bizim öngördüğümüz, ileride şu da lazım, bu gibi uygulama da lazım olacak şekilde girilerek müşterinin isteğine uygun özel makine tasarlıyoruz. Butik olarak da hizmet veriyorsunuz. Butik olarak. Bir ayrancı firmamıza farklı bir makine, diğer ayran firmasına bir farklı bir makine verebiliyoruz. Evet. Yani mühendislikte kökenliliğin getirdiği o sorgulayıcı, araştırıcı kısımlarımız her zaman müşterimizi sağlayabiliyoruz. Evet. Yani tamamıyla amaca hizmet eden, birebir mühendislik olarak yapmış olduğunuz bu faaliyette insanlara kullanılması gerçekten rahat ve kolay bir şekilde farklı farklı çeşitlerle kalite odaklı %100 müşteri memnuniyetiyle bir hizmet sağlıyorsunuz. O taraf zaten ön tanımlı. Evet. Peki efendim, firma olarak ayrıcalıklarınız nelerdir? Sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren birçok firma varken diğerlerinden bir adım öne çıkartan unsurlar nelerdir sizi? Bir, genç olması. İki, mühendis zihniyeti. Artı ben makine satmak için değil, sattığım makineden bir başka referansla yeni bir makine satmak üzere bir strateji geliştirdik. Evet. Makinelerin de %80'i de referans üzerinden gelir. Evet. Minpak'tan makineyi aldım, sorunum yok, siz de alabilirsiniz deyip de referansa gelen müşteri beyin %80. Evet. Yani bu
parayla da alınabilecek bir şey değil. Müşteriden gelecek olan feedbackle başka bir müşteriye devam ediyor. Evet, tamamen güvene dayalı bir hizmet veriyorsunuz. Burada tabii ki ürünü yapıp satmak ya da ürünü teslim etmek değil, burada teknik servis anlamında da olsun, yedek parça anlamında da olsun, bu tür destekleri de çok kısa bir süre içerisinde sağladığınız için aslında tercih ediliyorsunuz diyebiliriz. Ya onlar için zaten şey, olmazsa olmazları. Evet. Bu olmazsa olmazlarından... Satış sonrası hizmet yani ya, kısacası. Tekrar bahsetmeye de gerek bile yok. Evet. Benim makinem duruyorsa, bir sensör yüzünden de olsa, bir şey yüzünden olsa, 24 saat zaten arayabiliyor ama piyasadan da istediği gibi aynı ürünü bulabiliyor. Evet. Muadili olarak biraz muadili de olsun, birebir aynısı da olsun. Aynısı da olsun ki insanlar işleri aksamasınlar, zor durumda da kalmasınlar. Peki ben bundan sonraki süreçte neler yapmayı planlıyorsunuz? Bu sektör adına hedefiniz nedir Arif Bey? Sektör olarak ihracatta şu anda kendi grubumuzda 20. sıradayız. Tüm dolum makineleri bağımında. Oradaki hedefimiz ilk 5'te olmak. İlk 5'te olmak. İnşallah efendim bu yolda sizlere başarılar dilerken. Son olarak buradan bizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak isterseniz önerileriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz son olarak? Yani, üretim sektörü Türkiye'de çok gelişiyor ama yurt dışındakilerle karşılaştırma yaptığınızda çok fazla bir farkımız kalmadı. Evet. Tercihleri Türk makinaları olursa geliştirme, hem kendimizi geliştirme hem de bir sonraki adımda öne geçme babında yardımcı olabilirler. Evet efendim, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinize, başarılarınıza devamını diliyoruz. Çok sağ olun Arif Bey. Evet değerli Fuar TV izleyicileri, sektörleri mercek altına almaya devam edeceğiz. TÜYAP İstanbul 2019 ambalaj fuarından ve sektörün en iyisi Minpak firmasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez stüdyolarında.